Sevgili arkadaşlar, selamlar, ben Free Bro ve bugün Wulong'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dev bir bölümü geride bırakıyoruz. Oyunun artık son aşamalarına doğru ilerlerken lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Bir like atın ve bir de yorumlara bir şeyler yazarsanız mükemmel olur. Şimdi buradan içeriye giriyoruz ve oyunun önemli dövüşlerinden bir tanesi başlıyor olacak. Biz buna hazır mıyız? Hazırız. Bakalım. Her şeyimiz tamam. Bu da okey. Böyle bir şey yapacağız yalnız. Ne yapacağız? Yok, bir şey yapmamıza gerek yok. Hadi bakalım, gidiyoruz. Bu nefis bölüm başlasın. Ne olmuş, buraya hayranlıkla bakıyoruz. Beni gerçekten sıkıştırdığını mı düşünüyorsun? Köşeye mi sıkıştım, yanılıyorsun. Hem de çok büyük yanılıyorsun. Ne varsa iksir de var. Dünyayı kontrol etmenin gücü sadece bunlarda var. Herkes bunları içip güçlü olacağını zannediyor. Kaç tane öldürdük sizden ya? Yeter artık. Oh. Oh. Uf. Sıkı vurdu. Bundan kaçacağız. Oha. Kaç. Allah. Çok pis yakaladı beni. Üzere ama oh, yaşasın. Hadi bakalım, bu koruyucu ruhu da alalım. Babam çok üst düzey bir askerdi. Sürekli seyahat ettik, o yüzden de babamla aramda çok güçlü bir ilişki olamadı. Ama arkadaşlarımla ve dostlarımla gittikçe büyüdüm. Fakat dostlarım beni şehrim yandığında terk etti. Bu da beni kötü yollara itmeye başladı. Fakat bu kötülük bile beni başarıya götüremedi. Keşke dostlarımı inandırsaydım. Gerçek dostlar her şeyden önemliymiş. Biraz geç oldu kardeşim. Sonra bu ruhlara bir bakalım. Belki daha çok içimize yarayacak bir şeyler vardır bu ruhlar arasında. Teşekkür ederim, beni kurtardın.
Geç kaldın aman. Duygusal bir an yaşanıyor. Görevin tamamla ve gerçekten dostlukların sonsuza kadar yaşadığını göster. Sen bir yıldız olacaksın ve bir yıldız olarak bunu başardığımı izle. İkisi topla lütfen buradan ve sonra bana getir. Geriye kalanı sana bırakıyorum. Allah Allah, ne oluyor? Ejderha burada mı yoksa? Bir şeyler hissediyoruz değil mi? Evet, burada arkada bir şey kalmadı artık. O yüzden buradan devam ediyoruz. Ve son bayrak da burada, gördüğünüz gibi. Bunu bir çalıştıralım. Bu tamam. Şimdi hep atladığım ve unuttuğum şey, şuradan aşağı atladığımız zaman ve şuraya aşağı indiğimiz zaman bir pan. Allah, tabii şunları da yok etmemiz gerekiyor. Boşu boşuna şeyleri kullanmayalım. Şunlarla bunları yok edelim. Şimdi bir tane şeyimiz var, sandığımız. Sandığı açalım. 9. seviyeden 3 tane çelik çıktı. Buradan altın böceği bulacağız. Aradığımız ikinci ve pandayı. Pandaya da güzel bir şeyler vereceğiz. Ve böylelikle şeyi tamamlamış olacağız. Bu bölümdeki aradığımız bütün ekstraları bulmuş olacağız. Şöyle bir şey vereyim. Yeterli, o kadar önemli değil artık. Karakterimiz bayağı güçlendi, bayağı bir seviyelere geldi. Alayım ama sonra biraz ince ayar yapmam gerekecek karakterime. Öyle hissediyorum. Sonra bir merkeze gideriz bu bölümü bitirdikten sonra ve merkezde bir karakter üzerine çalışırız. Şimdi elimdeki şeyler vardı. Keyler vardı. Bunları kullanarak herhalde karakterimi güçlendirebilirim diye düşünüyorum. 72.000, evet, yeterli oluyor. Gelelim buraya. Ve 80.000, 99'a geldik. Karakter seviyesi 99. Süper oldu. Bu her bir elementi de 99'a çıkartabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Yani 80'e geldik. Bir 19 daha puan verdik mi artık maksimuma gelmiş oluyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Oyunun artık sonlara doğru yaklaştığımızı bize gösteriyor. Şimdi yukarıya gideceğiz. Eksik gedik bir şey kaldı mı? Bir daha ona bakalım. Size bir göstereyim. Bölüme geldim. Görüyorsunuz bölümün altında altın böcek, tablet, can şişemizi güçlendiren yeşil iksiri aldık ve pandayı bulduk. 6'da 6 bütün bayrakları açtık ve küçük işaret sancaklarını da açmış olduk ve burası artık sona geliyor. Evet, artık finale doğru gidebiliriz. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. Finale doğru adım adım. Şimdi bu iki aşamalı bir dövüş olacak. O yüzden ilkinde bayağı agresif olacağız. Diğerinde de önemli olan bence canımızı hep full tutabilmek. O yüzden buna çok aşırı hasar almadan diye ikinci aşamaya full canla gidebilmek. Yani can şişelerimizden çok fazla kullanmamız lazım. Dediğim gibi şu şeylerden, Dragon Cure'lardan da kullanabilirsiniz. Özellikle işin ikinci aşamada çok işe yarıyor. Agresif olacağız, yakından dövüşeceğiz. Uzaktan dövüştük mü ciddi problemler oluşabiliyor. Haydi bakalım, sürprizlerle dolu finale doğru ilerliyoruz. Ejderha orada. Bu
kadar gelebilmiş olmanız beni çok şaşırttı. Size bir iyilik yapayım. Bana katılın ve sonsuzluk iksirini beraber bulun. Ve sonsuzluk ve sonsuz yaşamaya kadar bana eşlik edin. Asla. Çabuk bana katıl kızım. Ejderhayı etkisiz hale getirmemiz lazım. Onlar büyülerini yapsınlar. Biz de o sırada diğer büyücüyle kozlarımızı paylaşım. Demek teklifimi kabul etmiyorsunuz. Öyle olsun o zaman. O zaman önümde duran herkes gibi sen de öleceksin. Oh. Işınlanıp duruyor adi herif. Ben bir tane kullanacağım. Oha. Güzel yakaladım. Kaçıp gitme. Of, bu çok pis hareket. Ah, yakalayamadık. Onu yakalasaydık işimiz çok basit olacaktı. Oha. Nereye gidiyor ya? Öf. İçimden geçti resmen. Neyse, bu sefer yakaladık. Öf. Bu sefer de yakaladık, yaşasın. Beni bu kadar zorladınız. Artık başka çarem kalmadı. Sonsuzluk iksiri halen çok uzakta. Ama bana başka hiçbir çare bırakmadınız. Allah. Artık sonuna geldik. Artık her şeyi unutun. İksiri unutun. Artık canımı veriyorum. Ve tekrardan doğacağım. Wow. Adam kafayı yedi artık. Vay vay vay. Şimdi burada canınızı hep fullemeyi unutmayın. Canımız hep full olmasına dikkat edin. Çünkü şey çok güçlü. Şeyleri yakalayabiliyorsunuz, ne ala. Oh, koş koş, gidemiyoruz bile adamın yanına. Öf. Koş yanına. Öf. Yeter. Dediğim gibi canınızı fullleyin. Of, bu ne? Olmadı. Aa.
Kalk 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 ve canını fulle. Hayır. Öf, buzlardan uzaklaşmamız lazım. Canımı fulluyorum. Hatta bir tane bundan kullanalım. Yok, kullanamıyoruz. Oha, çok kötü yakaladı beni. Yok, çok kötü dövüşüyoruz. Ya yapma şunu. Wow. Kaç. Hayır. Oha, canımın yarısı gitti. Geliyor mu? Çok hızlı ya. Hayır, git. Oh. Her yer zehir. Neyse, bu sefer yakaladım. Oh Allah, yeri indi çabuk. Hayır. Yapma bunu bana. Hayır. Öldü mü? Hadi, hadi bu sefer yakaladık onu. Haydi bitirelim işini. Oha. Üf, bütün koruyucu ruhlarımız. İşte geliyor. Oha, içinden geçtik. Atom bombası gibi. Vay, oyunun başında çalmıştı bizden kızı. Geri aldık onu. Artık bitti. Ama siz öyle zannedin. Bütün kardeşlerimiz huzur içinde yatabilirler artık. Evet efendim. Siz öyle zannediyorsunuz ama haydi bakalım neler olacak? Burada gizli bir şeyler mi var? Hep birlikte göreceğiz. Köyüne geri döndü arkadaşımız. Tamam bakalım, hadi. Gerisini sana bırakıyoruz ve köyümüze geri dönüyoruz. Arada bir gelip sana uğrarım ve iyi olduğuna
bakarım, tamam mı? Bir de kızı almışız. Dolunay. Evde bekliyoruz. Kadın orada. Bir pislik var. Kırmızı ışık, ne oluyor? Aha. Kadın gitmiş. Aa. Ne oluyor? Arkadaşlar, finale hoş geldiniz. Fakat finali yapmadan önce şuradaki tabloları topluyoruz. Çünkü bunlar platinum için gerekiyor. Platinum ödül için gerekiyor. Etraftakileri de hızlıca bir bakacağız. Bu bizim ilk görevi, hatırlıyor musunuz? Köyümüz. Ama yanmış, yok olmuş. Hiçbir şey bırakmamışlar geriye. Feci bir savaş olmuş. Buradan geçelim şu tarafa. Buralara bakıyoruz. Bu evlerde bir şey yoktu diye hatırlıyorum. O yüzden orada çok fazla vakit kaybetmeyelim. Şunu alalım. Ondan sonra buradan devam edelim. Bu arkada bir şey olacaktı. Bir tablet daha vardı, evet, burada. Bunu alalım. Buradan da şuradan da yukarı. Bir tablet de burada, onu aldık. Şuralarda bir şey yok. Ve bayrak burada. Şimdi buradan oyunun finaline gidebilirsiniz ama biz öyle yapmayacağız. Biz her şeyi bitirmek namına şunu bir yakalım da öncelikle. Yan görevler çıktı. Biz o yan görevleri tamamlayacağız. Ondan sonra ana göreve geleceğiz ve oyunumuzu bu şekilde bitireceğiz. İnşallah. Karakterimi bir kere daha kuvvetlendirelim. Ve 100 olduk. Vay vay vay. Tam oyunun sonunda 100'ü başardık yani. Şimdi bizim yapacağımız, şurada bir sürü görev geldi. Şurada aşağıda 2 tane var. Ondan sonra da bu ana görev var. Ana görev derken son görev. Son görevi açtıktan sonra enteresan şeyler daha olacak. Birkaç görev daha çıkacak karşımıza. Onları da yapacağız. Sonra da köyümüzde, işte zaten bunu yapmamız gerekiyor. Basit bir şey de. Köyümüzdeki gizli görevleri tamamlayacağız. Gizli görevlerle ilgili rehber yapacağız. Ve ondan sonra da artık oyunu bitirmiş olacağız. Hedef o. Şuradan aslında şeye gidebiliriz. Nerede? İlk bir tane şu görevlerden bir tane. Şimdi bazıları çok uzun. Bunu yapabiliriz ama. 3 tane ana bayrak varmış. Onun dışında da başka da bir şey yok. Yani küçük şey bayraklarından yok. Şöyle yapalım. Bu görevi de bir sonraki bölüme bırakalım. Onun yerine şöyle bir şey yapacağız. Evet, bu iki yan görevi yapıp ondan sonra oyunun son görevi olan, resmi anlamda son görevi olan finale doğru gideceğiz. Bakalım nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Bir like atın ve yorumlara da bir şeyler yazarsanız süper olur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Süper bir bölüm bekliyor. Hepinize hoşça kalın.